Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. 1000 TL sosyal yardımla alakalı devamlı sorulan bir soru var. Müracaattan sonra gelen cevap kapsam dışı. Kapsam dışı ne demek diye çok soru geliyor. Ben de bunu araştırdım sevgili izleyici, izleyicilerimiz için. Sizlere açıklayayım arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ekonomik İstikrar kalkanı paketi 3. faz kapsamında 2 milyon 300 bin hane yapılacak biner TL nakdi destek ödemelerinin önümüzdeki haftadan itibaren ödenmeye başlayacağını ifade etti. Öncelikle bu güzel sürprizi vermekle başlayayım. Haftaya e, paralar yatıyor sevgili izleyiciler. Kapsam dışı çıktı ne demek açıklayalım değerlendirme sonuçlanıp ödemenin kesinleştiği tarih sonrası için kapsam dışı çıktı ifadesi açıklama olarak veriliyor. Yani yapılacak yardımla ilgili olumsuz bir ifade değil arkadaşlar. Sadece yardımın değerlendirme sonucunda kapsamdan çıktığını yani değerlendirme tamamlayıp ödeme kısmına geçildiğinden bahsediliyor veya değerlendirme sonucu olumlu veya olumsuz diye cevap verecekler size. Değerlendirme bittiğinin anlamında oluyor bu kapsam dışı. Değerlendirme süreci tamamlandığını ifade etmek için o ibare görünüyor. Yani olumsuz bir ibare değil arkadaşlar. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi devletin sisteminden çıkmış oluyor diyor. Bundan sonrası için devletin vazifelendirilmiş olduğu memurların resmi adreslerinde beklemek. PTT'ye gitmeyin arkadaşlar. Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm yardımlar vatandaşların evlerine görevli memur aracı ile getirilecek. Bakın tekrar ediyorum. PTT'ye gitmeyin. Bu yüzden evinizde kalıp yardımın size gelmesini bekleyin arkadaşlar. Bu yardım almış olan vatandaşın bize verdiği röportajda kullandığı ifade bu şekilde. Bunu örnek olarak veriyorum arkadaşlar. Ee, eve getiriyorlar. Bir bekçi bir PTT görevlisi kimlik kontrolü yapıyor. Parayı sahip teslim ediyor dedi arkadaşlar. Bu şekilde bilgi verdi. Dediğim gibi arkadaşlar son defa tekrar edelim. Kapsam dışı demek kötü, olumsuz para çıkmadı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Sadece inceleme işinin bittiğini söylüyor. Net cevap size gelecektir. Ayrıca tekrar ediyorum. Bir hafta içerisinde ödemelerin yapılacağını söyledi bakanımız. Arkadaşlar, alanlara hayırlı olsun. Bu videoyu çekmek istedim, bilgilendirme amaçlı. Bizleri izleyip ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. İyi geceler arkadaşlar.